Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 4. gününde yoğun çatışmalar devam ederken, Rusya 3 günde 4.300 askerini kaybetti. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, 27 Rus savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Bakan yardımcısı, 26 Rus helikopterleri, 223 tank, 706 çeşitli modelde zırhlı araçlar, 49 top, 1 adet Buk hava savunma sistemi ile 4.300 Rus askeri etkisiz hale getirildi dedi. Bakanlık, 471 Rus askerinin de esir alındığını açıkladı. Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un sızdırdığı belirtildi. Ramzan Kadirov'un Rusya'nın işgalinden bir süre önce komutanlarından birisiyle yaptığı telefon görüşmesinde, meydanda dans edeceklerini söyledi. İstihbaratlar tarafından telefonları dinlenen Kadirov'un, birlikleri ve askerlerin Ukrayna'ya nasıl girecekleri, nerelere saldıracakları gibi bilgileri aktardığı kaydedildi. Amerika ve Batı istihbaratı savaş başlamadan önce Rusya'nın saldırı başlatacağını, hangi bölgelerden ve nerelere saldıracağına yönelik bilgileri paylaşmıştı. Diğer yandan Ukrayna ordusu başkent Kiev'e yakın Irpin şehrini Rus ordusundan geri aldı. Ukrayna ordusu Harkov'daki tüm düşman unsurlarını imha ettiğini açıkladı. Çatışmalarda çok sayıda Rus zırhlısının imha edildiği, kaçan Rus askerlerinin de silahlarına el konulduğu kaydedildi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Arestovich, Ukrayna ordusunun ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'a giren Rus nakliye araçlarının yarısını imha ettiğini söyledi. Ukrayna'da bulunan büyük bir bira fabrikası üretimi durdurup, cam şişelerin Molotov kokteylinde kullanılması için halka vereceklerini açıkladı. Halkın gelip şişeleri fabrikadan alabilecekleri söylendi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, halktan drone bağışlarını kabul etmeye başladı. Hem şirketler hem de şahıslar ellerindeki dronları orduya bağışlıyor. Bomba bağlayıp basit şekilde kamikaze drone yapılacağı iddia edildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri ise ortaklarının Ukrayna ordusuna büyük bir havadan havaya füze sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, halkımızın ve ordumuzun motivasyonu son derece iyi. Putin'in yakın zamanda açıklama yapacağını göreceksiniz. Batılı müttefiklerimizin verdiği hava hava füzelerini ilerleyen saatlerde kullanacağız dedi. Diğer yandan Rus güçleri, Ukrayna'nın Kherson bölgesinde bankaları, mağazaları ve marketleri yağmalamaya başladı. Rus askerlerinin bankamatiklerdeki Ukrayna halkının paralarını çaldığı kameraları yansıdı. İngiltere Dışişleri Bakanı, İngilizler de dahil olmak üzere savaşmak isteyenlerin Ukrayna'ya gitme çağrılarını destekliyorum, dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus işgal güçlerinin Kiev'i daha fazla Buka'ya almak için Polisya ve Seversk operasyon alanlarında yoğunlaştığını belirtti. Açıklamada, düşman Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürüyor. Başlıca çabaları, Kiev şehrini engellemek için Polisya ve Seversk operasyon alanlarına odaklanmıştır. Polisya da düşman grubunu büyütmeye devam ediyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Askeri Bölgesi'nin 36. Genel Ordusu'nun birimleri Buça, Kapitanivka ve Bilogorodka yönünde hareket ediyor. Teteriv ve Irpin nehirleri üzerinde geçişler inşa etmek ve işgalcilerin birimlerine maddi ve teknik destek sağlamak için mühendislik birimleri Beyaz Rusya topraklarından Çernobil yönünde taşınıyor denildi. Rus ordusunun ciddi bir yakıt ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle Belarus'un demiryolu altyapısı, Rus işgal kuvvetlerinin Ukrayna'ya askeri kargo teslimatı için aktif olarak kullanılıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi birimleri, Borispil ve Ichniya yönünde hareket etmeye devam ediyor. Rezervler artırılıyor. Düşman, Desna Nehri boyunca Komarina köyü bölgesinde ve Teteriv Nehri boyunca Oran bölgesinde bir Duba geçişi düzenledi. Rusya Federasyonu, Su-34 uçaklarından oluşan bir taktik havacılık grubunu Moskova bölgesinden Beyaz Rusya'daki Baranoviçi havaalanına taşıdı. Çernihiv'i ele geçirmek için başarısız bir girişimden sonra, işgalciler şehri Ivanivka ve Kozelets yönünde atladılar. Sumi, Priluki yönünde, düşman 200 kilometre derinliğe kadar geldi, ancak durduruldu denildi.